Hollanda'dan selam. Şu anda cuma akşamı saat 10.30. Ben pazara kadar buradayım. Pazar gece yarısına kadar. Niye buradayım? Çünkü biraz böyle kafa dinleyeyim, eğleneyim, bir şeyler yapayım istedim. Çok uzun süredir çok yoğun tempoda çalışıyordum. İkincisi de çok yakın arkadaşlarımdan Lal burada yaşıyor, Leiden'da yaşıyor. Birazdan hatta bilet alıp Leiden'a trenle gideceğim. Bu akşam onlayım. Telefonumun %8 şarjı var ve telefonumun şarjı olmadığında müzik dinleyemiyorum. O yüzden müzik dinleyebilecek kadar en azından şarjı olana kadar bekleyip sonra gideceğim. O yüzden Starbucks'ta oturuyorum şu an. Lal'i çok seversiniz bence. Onunla da bir tanışın. Çok tatlı olur. Onu da çok özledim. Neler var, neler oldu biz görüşmeyeli. İkimizin de hayatında önemli gelişmeler oldu diyebilirim. Ya ne gibi önemli gelişmeler? Çok önemli gelişmeler değil de ikimizin hayatında gülecek, anlatacak çok hikayemiz oldu. O yüzden yüz yüze konuşmak güzel olacak bence bu akşam. Bu akşam büyük ihtimal böyle çay sohbet olur. O yüzden hiçbir şey çekmeyebilirim. Ama yarın itibariyle siz gene ben yakalarım bir yerde. O zaman kapatayım şimdi. Hem kameranın şarjı bitmesin hem de boş boş konuşmaya başladım. Şimdi Lal'in sabah rutinini takip ediyoruz. Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar sabah suratımı gül suyu ile şöyle tonik olarak. Tonik o zaman hem sabah hem akşam. Siliyoruz. Şunları aslında gösterelim. Seramik dersinde Kanada'da yaptınız. Yapmıştık. Benimle Hollanda'ya kadar geldiler. Sonra da aslında sırf nemlendirici sürüyorum yani başka bir... akşam rutini daha heyecanlıydı. Ritüelim daha heyecanlıydı. Şey ne oldu? Yağ vardı. Mucize yağ. Akşam. Ha çünkü sabah yağlı olur. Evet şöyle tamam. Göstereyim. Neymiş? Mucize yağ. Dur bak şöyle yapacaksın galiba. Evet. Bak. Evet, neyse Clarins. Cildimi çok... Orkide yağı. Evet cildimi inanılmaz değiştirdi ve sivilcelerim yok oldu diyebilirim. Harika. YouTube'a benden çok daha fazla faydan dokundu. Şu an bir dakika içerisinde. Lal hazırlandı şu anda. Yüzünü göster. Makyajlar hazır. Kanalıma hoş geldiniz. Leiden en şık kanalı. Benimki diye söylemiyorum ama. Sen burada ne yapıyorsun? Ben söyledim galiba. Ben burada çocuk psikolojisi okuyordum. Şimdi mezun oluyorum ve iş arıyorum. Evet bugün tezini yolladı. Evet, tezimi yolladım. Kutlayacağız şimdi. Aynen. Burası Einstein'ın hep takıldığı barmış. Şimdi söylediler. Tabii ki bisikletli bir geçti. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Seni çekiyorum. Benimki de buymuş. Kendime gelemiyorum. Şimdi neredeyiz? Lel anlat. Evet şimdi Rappenburg kanalı üzerindeyiz. Şöyle gösterebilirsiniz. Allah'ım ya. Evet. Anlat. Rappenburg kanalı üzerindeymiş. Evet. Burası çok önemli bir kanal. Şöyle gel şuradan çekelim. Leiden Üniversitesi... Lel burayı satmaya çalışacak evet. Şu anda. Sen anlat. İşte Leiden Üniversitesi Furman kanalının üstünde. Sonracığıma çok güzel bir kanal. Bu kadar mıydı? Ne anlatabilirim? Hani turizm, evet. Şehirler. Leiden'da biri zaten şurada var mesela yok. Böyle bir yerlerde şiirler var. Duvarlarda böyle binaların duvarlarında bir sürü şiirler var. Bir sürü farklı dilden yüzlerce. O çok tatlı. Aslında şu an üstünde bulunduğumuz köprü Hollanda'nın bir kısmını İspanyollar birkaç yüzyıl işgal etmişler ve tam bu köprüde kurtulmuş Leiden halkı. Çok güzel anladım. Böyle bir köprüdeyiz yani. Evet. Şimdi. Çok kötü anlattım Alara. Bu da Hollanda'ya lalelerin Türkiye'den geldiğinin kanıtıdır. Evet. Kanada'nın nesini en çok özlüyorsun? Sen nesini özlüyorsun? Bir onu anlat şimdi kamera sendeyken. Doğasını çok özlüyorum. Burada çok güzel tarihi var, mimari çok güzel. Türkiye'ye yakın ama oradaki vahşi doğa olsun hani kayak, surf bilmem ne bu seçenekler. Çok yapıyorduk çünkü. Ama yine yapma itibariyle... Kayak merkezine gidip... Güzel Asya mutfaklarını çok özlüyorum. Asyatik lokantalar. Ben onu çok özlemiyorum. Sushi biraz. Evet. Kanada'nın en çok yemeklerini özlüyorum. Genel. Lübnan. İtalyan restoranları. Ya mesela benim orada çok fazla restoranım vardı ya. Hani böyle pizzacım, bilmem necim, makarnacım.
Onları çok özlüyorum. Kıpırtenk gecelerini özlüyorum biraz. Sonra... Ondan sonra yemekleri özlüyorum, kıpırtenki özlüyorum, insanları özlüyorum. Ve şey, yoga ve hike kültürü. Yani doğa, gerçekten doğası en önemlisi. Çok güzel ama o doğanın içinde yaptığın hike'lar, bir de herkesin yogayla birebir yani hiç içe yaşaması. İtlam'a güzeldi. İtlam çok benim yaşadığım mahalle. Benim de en son sene Kardelen'de hepimiz yaşadığım. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Deniz olması çok güzeldi, plaj olması. Yani. Yani denize girmiyorduk ama onlar sağlıklı güzel. Yaşam tarzı. Sağlıklı yaşam. Öyle şeylere aksesinin olması. Evet. İnsanlar çok bilinçli yemek konusunda. Ama bir yandan da her şey genetikli modified yani. Aynen. Aslında yetişen şeyler Türkiye'deki kadar lezzetli olmamakla birlikte. Ve hepimizin sağlığı bozuldu bu yüzden. Bence taşınacağım beri. Çünkü... Hiç girmeyiz, onu hiç özlemiyorum. Evet. Ama bence ben Avrupa'da yaşamayı Kuzey Amerika'dan çok çok daha fazla seviyorum. Yani kültür olsun, insanları, ama tarih. Ama burası daha sen böyle kanlısın, daha... hep şeysin. Hani böyle o toplum kültürünü seviyorsun. Mesela Amerika'da, Kanada'da falan daha herkes kendisi. Aynen. Herkes daha yalnız. Ben onu da biraz sevmiştim. Evet. Biraz tek başıma yaşamayı da özlüyorum. Biz Vancouver'da cidden 6 ayda bir dönem gördüm ve yani maksimum özgürlük ve independence ve şey yaşamıştık yani. Kendi kendimize yaşamayı. Kendi ayaklarının üzerinde durabilmek. Aynen. Çok büyüyor. Çok evet. Öyle. Başka? Orası mesela daha spiritüelliğin falan daha şey olduğu bir yerde. Evet. Kanada. Embrace edildiği bir yerde bence. Doğru. Öyle. Bizlerle biraz alışveriş yapıyoruz. Body Shop'a geldik. Hava çok soğuk. O yüzden el kremi, dudak kremi falan alacağız. Ben bir tane lip butter'ı deneyeceğim. Böyle geçiyor gün. Böyle yürüyoruz. Bir yerlere gidip bakınıyoruz. Sonra bir yere gidip bir şeyler içiyoruz. Çünkü hava çok soğuk. Hello. Biz şu anda Maydana çok güzel bir restorana geldik. Adı Papa Chao. Evet. Yemek yedik, tatlı yedik. Oh, it's not a picture, it's a video. Yeah, thanks. Ha, rezil olduk, çok güzel. Çocuğa rezil olduk. Şimdi yemek yediğimiz yerden çıktık. Lal, ne aldın, gösterir misin? Lal, burada tadım çekirdek aldı. Eve evet, gidiyor. Evet, en sevdiğim. Şimdi eve gidiyor hasta olduğu için. Tadım çekirdek ve çay keyfi yapacaksın, değil mi? Evet. Ben de bırakmaktan çok üzgünüm ama... Yoksa bayılabilirim. Uydurma. Ben de backpacking yaparken tanıştığım bir arkadaşım var, Hollandalı. Onunla bir şeyler içmeye gideceğim. Zaten bir şeyler içtik, belli oluyordur. Evet. Sanki. Çok bir şey içmedik. Ben biraz sarhoş. Uydurdum. Vallahi mi? Evet. İki kadeh şarap içtik. Lal biraz sarhoş. Bug diye bir yer var Leiden'da. Buralara yolunuz düşerse. Bayağı havalı bir ortam. Yemekleri kötü dedin. Evet. Ama içkiler güzel, içkiler, ortam güzel. Ortam harika ve bazen oradaki masaları kaldırıp club gibi oluyor. Evet. İnşallah öyle değildir bu akşam. Neyse bakalım, oraya gideceğiz. Sonra da Lay bana anahtarını verdi. Evet. Lale gideceğim. Sonra birlikte uyuyacağız. Evet. Sonra yine kahvaltıya gideceğiz. Sonra ben yanına uçuyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Galiba arkadaş olduk şu anda. Selam vlog. Şu anda saat 11.30 cumartesi akşamı. Siz yaklaşık 2-2.5 saat önce bırakmıştık en son Lale. Lale eve gidiyordu. Yer değiştirdim çünkü yoruldum, bir yere yaslanmak istedim. Lisa ile Kamboçya'da tanışmıştık. Ve bir hafta beraber gezmiştik Kamboçya'nın kuzeyinde. Sonrasında da Tayland'ın kuzeyinde tekrar karşılaşmıştık. Böyle 1-2 bira içtik falan, çok iyiydi. İşte Asya sonrası depresyonları, işte hayat nasıl gidiyor falan filan, böyle şeyler konuştuk. Güzel oldu. Böyle insanlarla farklı farklı yerlerde karşılaşıp böyle hayatlarını öğrenmek çok ilginç geliyor bana. Benden sonra Lisa Nepal'e gitti. Evet, Nepal'e gitti. Nepal'de böyle bir hike var ünlü. İşte bütün backpackerların genelde yaptığı 5 günlük bir hike. Orada onu yaptı. Falan yani, onları konuştuk mesela. Bundan sonra nerelere gitmek istiyoruz, nereleri öneriyoruz birbirimize. Öyle şeyler konuştuk. Hani bu sohbetleri yapmayalı aylar oldu yani, Asya'dan döndüğümden beri. O yüzden çok keyif aldım. Ama birazcık yorgunum. O da zaten bir saatlik yolu vardı. O yüzden bence iyi oldu bu saatte ayrıldığımız. Şu an saat 11.40. Ben eve yürüyeceğim. Lale uyudu büyük ihtimalle çoktan. Ama anahtar vermişti bana. Lale günün morning rutini.
yaptım bile ama. Ne yaptın? İşte gül suyu sürdüm. Şimdi de nemlendirme sürüyorum. Makyaj? Makyaj yapmayacağım. Oley! Yemek! Evet. Jampanya gidelim mi? Aynen. Daha iyi gözüküyorsun. Merci. Ama daha iyi hissetmiyorsun galiba değil mi? Hayır. Bugün yatacağım bir tık. Yat. Çorapları da çekelim. Herkesin olsun ve Crocs'larım. Daha kötü olamaz bu arada. Yakışıklı erkekler eklesin. Hello vlog. Şimdi Jampine'a geldik Leiden'dan. Burada yağmur yağdı. Kahvelerimi görüyorsunuz. Kahve kestirmeyin çocuklar. Yani ben kapışacağım. Sen ne içiyorsun? Olur. Çay. Sonra Crocs adam. Mesela bu dediğin şey bende. Sorayım o zaman hemen. Sor. Vloga bay bay Dela. Görüşmek üzere inşallah. Heyecanlı bir gün. Hello vlog, nasılsınız? Şu anda havaalanına geldim. Carry-on valizimi aşağıya bıraktım. Luggage storage'a. Böyle günlük 6 euro alıyorlar. İyi bence, çok fena değil. Şimdi Amsterdam'a gideceğim. Akşama kadar Amsterdam'dayım. Sonra akşam geliyorum, valizimi alıyorum ve uçuyorum. Kapalı ve yağmurlu bir hava var. Tayland'da tanıştığım yine Hollandalı bir kız vardı. Belki onunla buluşacağız. Bir yandan bilet alıyorum, kusura bakmayın. Garip garip açılardan çekiyorum. Bugün belki onunla buluşacağız. Hollanda'da, ya yani Amsterdam'da. Ama onun dışında yalnız gezeceğim bir gün. En sevdiğim biliyorsunuz. Yani Lale gezmek çok keyifliydi. Arkadaşlarımı görmek çok keyifli ama işte kendin gezmenin de ayrı ayrı güzel yanları var. Büyük ihtimal food hall'una falan gideriz. Orası çok güzeldi. Güzel yemekler de içeride. Hani ıslanmamış olurum. Ama gittikçe sizi update'leyeceğim. Öpüyorum. En son inşallah hava güzel olur Amsterdam'da demiştim. Şu durumdan anlayacağınız kadarıyla hava güzel değil ve ben biraz hazırlıksızdım bu yağmurlu havaya. Şimdi Amsterdam'dayım. Ne yapıyorum derseniz böyle küçük mağazalar, butikler falan geziyorum. Biraz yürüyorum yani sokaklarda. Şu an geldiğim yeri aşırı beğendim. O yüzden sizinle de bir paylaşayım dedim. Size böyle küçük bir update vereyim dedim. Ne yapıyorum, ne ediyorum. Ya şu moddayım, gerçekten çok komik. Ama o... şu anda Amsterdam'da en sevdiğim kanala geldim. Geçen sefer geldiğimde burada resim çekmiştim. Yani buranın bir resmini çekmiştim. Ve duvarımda asılı odamda böyle bir tane galeri wall gibi bir şey var. Orada asılı. Şeyden bahsetmiştim böyle tek gezerken hani pek resim çekilemiyorsunuz. En zor kısımlarından bir tanesi demiştim. Hani bir yeri çok beğeniyorsunuz ya burada bir anım olsun falan ama olmuyor. Ama işte bu vloglar. Bu da en sevdiğim ikinci kanaldı. Tam onun yanında paralelinde olan ama tabii ki gerçek hayat olduğu için tam ortasında bir tane kamyon durup dörtlülerini yakmış. O yüzden görüntü harika gerçekten. Neyse hayat böyle. Her zaman Instagram gibi olmuyor. Yine de çok keyifli. Amsterdam'ın renklerine bayılıyorum. Şu an gördüğünüz üzere artık sırılsıklam oldum. Yani saçlarım falan su akıyor. Şimdi Jordan'a geldim. Burada bir kahve içeceğim. Ondan sonra backpacking'de tanıştığım arkadaşımla bahsetmiştim. Yine Hollandalı. Tayland'ın kuzeyinde birlikte gezdiğim Leonie geliyor Amsterdam'a. Onunla birlikte bir şeyler yiyeceğiz falan akşam. Şimdilik program böyle. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Şu anda aşırı ıslandım ve gözlüklerim de ıslanmaya devam ettiği için göremiyorum. O yüzden kapatacağım. Şimdi aşırı yağmur yağmaya başladı. O yüzden artık bir yere gidip kahvemi içeceğim. Bugün üçüncü kahvesi olacak normalde. Bir de hani bu sefer kafeinli içiyorum hep. Normalde hiç benlik hareketler değil ama bir kafeinsiz kahve bulmaya uğraşamıyorum. İki, tatildeyim. İyi de hissediyorum. Bir sıkıntı yok. Bazen kafein beni kötü hissettiriyor ama şu anda öyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Bu arada Anne Frank'in evinin dibindeyim. Bu sefer gitmeyeceğim ama geçen geldiğimde gitmiştim Anne Frank'in evine. Ben küçükken okuduğum ve beni en çok etkileyen kitaplardan biridir Anne Frank'in günlüğü. Selam. Şimdi Pluk diye bir kafeye geldim. Bir tane cappuccino daha içiyorum. Arkadaşımı bekliyorum Leonie'yi. O da buraya gelecek. Böyle güzel burada işte homemade banana breadler, işte lemon breadler falan filan var. Onlardan yiyip birazcık sohbet muhabbet ketçap yapacağız. Saçlarım aşırı ıslak ama kurur herhalde. Say hi. Hi. What are you eating?
I finished it already. And you know what's sad? It's a garbage bag actually. Like there's no other place. Selam vlog. Tabii ki yine şarjım bitti, o yüzden havaalanına geldim ve Burger'da oturdum. Telefonumu şarj ediyorum. Zaten açık iki tane yer var. Uçağımız 1 saat 10 dakika falan var. Herhalde bir 15-20 dakika içeri geçerim diye düşünüyorum. Bugünle ilgili değil de genel olarak Amsterdam'la ilgili size neler diyebilirim. Çok kısa bir tatildi. Anlayacağınız kadarıyla zaten videodan da. Ama çok arkadaşlarımla işte hani tekrar connect edebildiğim, işte bilmiyorum yani uzun süredir görmediğim insanları görebildiğim bir tatil oldu. Daha da önemlisi, bazen bazı yerlere gittiğinizde hayatınızda böyle önemli şeyler oluyor. Yani belki iç dünyanızda, hani dışarıda çok önemli bir şey olmasa da belki bazen dışarıda olan küçük bir şeyin tetiklediği büyük bir değişiklik oluyor. Benim için bu gezi böyle oldu biraz, özellikle bugün. Tam olarak şu durumu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama hayatta bazı şeyleri yaparken bazen çok outcome odaklı oluyoruz. Yani sonuçta ben bir şey söyleyeceğim ama karşılığında ne duyacağım? Ben bir şey hissediyorum ama karşımdaki ne hissediyor? Hani ben bir şey yapacağım ama nasıl bir tepki göreceğim? Hep böyle şeyleri sorguluyoruz ama aslında bazı şeyleri yapmanın önemli olduğunu, hani ne tepki alırsak alalım, ne sonuç alırsak, ne karşılık alırsak alalım, bir şeyleri söylemenin, bir şeyleri hissetmenin, bir şeyleri yaşamanın önemli olduğunu unutabiliyoruz. Ben bugün tam olarak bunu yapmış oldum aslında. Ve böyle uzun süredir de hani bu outcome odaklı, işte sonuç odaklı, işte karşımdakilerin tepkisinin benim nasıl hissettiğimi belirleyeceği bir şekilde yaşamaktan uzaklaşmaya çalışıyordum ve bugün aslında bunu yapabilmiş oldum küçük olayla birlikte. Bilmiyorum, güzel bir gündü benim için. Neyse, şu an böyle akşamın saat 11.30, ben havaalanında Burger King'deyim, yanımdaki çocuk rap müzik dinliyor falan. Yani niye böyle bir derin bir konuşmaya girdim bilmiyorum ama bugün hissettiğim şey buydu, o yüzden paylaşayım dedim. Güzel bir gün oldu benim için Amsterdam'da. Bir de şunu söyleyeceğim ki hayatta herkes kendi yolunda ilerliyor ve hepimiz elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. O yüzden birinin sizi kırdığını düşünüyorsanız, birinin size hani hak ettiğinizden farklı davrandığını düşünüyorsanız ya o kırgınlıkları falan boş verin. Yani karşınızdakini de affedin. Onlar için değil, kendiniz için affedin. Çünkü ya o yükü taşımaya gerek yok. Ve gerçekten herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bazen yeterli olmayabilir. Bu vlogu burada kapatıyorum. Zaten buradan İstanbul'a gideceğim. Sabahın körü olacak. Eve gideceğim, işe gideceğim. Bir sonrakinde görüşürüz. İnşallah bunu en kısa zamanda editleyip koyarım. Koymazsam ve biraz geç görüyorsanız kusura bakmayın. Çünkü çok üşeniyorum editi yapmaya maalesef. Ama bir sonrakinde görüşürüz. Çekmeye devam ediyorum çünkü.